Şimdi Serap Hanım bize çok özel bir sirke yapacak. Çok özel bir bal kabağı çorbası yapacak. Evet. Ondan sonra biz de değişik karışımlarımız hazırladık. Hiçbir yerde bulamayacağınız özel karışımlar hazırladık. Harika onları bir maske yapacağız. Muhteşem bir cilt maskesi yapacağız Feridun Bey. Tamam. Cildi güzelleştiren. Tamam. Yani çok güzel, çok enteresan bir şeyden yapacağım. Senin de çok kullandığın bir şeyden yapacağım maskeyi. Hmm. Evet, sen de çok kullanıyorsun. Karışımlarında çok kullanıyorsun, evet. Ondan maske yapacağım. Hadi bakalım. Peki o zaman hadi şu sirkeden başlayalım, sonra bal kabağı çorbasına geçmemiz lazım. Hadi başlayalım. Hadi sirkeden başlamak. Evet, artık kimyasalları bırakıyoruz. Hepsini çöpe atıyoruz. Ve diyoruz ki evde ne kaldıysa, yani o çöpe attığınız neler varsa, muzun kabuğu olur, portakalın kabuğu olur tam zamanı, elmanın kabuğu olur, mandalina'nın kabuğu olur, limonun kabukları olur, sadece limon ve portakal bile olur. Harika bir temizlik sirkesi yapıyoruz. Özellikle o fayansların aralarını inanılmaz güzel temizliyor. Her yere kullanabilirsiniz. Tuvaletleri bunlarla temizleyebilirsiniz. Lavaboları, aynaları, camları silin, halıyı silin. İstediğiniz sadece bir tek şeyden olmuyor, o da narın kabuğundan olmuyor. Çünkü narın kabuğu biraz boya veriyor. Koltuklarınızı silin. Yani ne düşünürseniz temizlik sirkesi yapacağız. Şöyle güzelce elmanın kabuklarını soydum. Mesela benim kızım kabuklu yemez. Değil mi Feridun Bey? Bizim kız çok fazla kabuklu yemiyor. O yüzden elmanın kabuklarını soydum. Çekirdekleriyle, koçanıyla, her şeyiyle atabilirsiniz. Mandalina da öyle. Bence kesinlikle ve kesinlikle elmayı soymamanız lazım. Nedenini anlatayım. Çünkü posa yapıcı şeyler bunlar. Bağırsaklarınızı güzel çalıştırır şeyler. Bence hiç öyle bir şey yok. Elmayı yemeniz lazım yani. Kabuklarıyla yemeniz lazım. Evet, ama çok soyanlarda sertse bir şey. Biraz soyuyoruz ben, biz. Ben şeylerini bile, koçanlarını bile atmayın diyorum. Koçanları bile bu sirkenin içine koyabilirsiniz. Evet, şöyle görünsün. Mandalina'nın kabuklarını koydum. Elmanın kabuklarını koydum. Limon varsa limonda çok güzel, inanılmaz temizleyici özelliği var. Muzun kabuklarını koydum. Portakalın kabuklarını koydum. Yani çöpe attığım her şeyi koyuyorum. Kivinin kabukları da olabilir. Ama bir tek nar kabuğu olmuyor. O da boyadığı için. Öyle düşünün hanımlar, boyadığı için harika bir temizlik sirkesi. Çöpe gideceğine ekonomik, o kadar güzel değerlendiriyoruz ki. Portakalın kabuklarını da koydum. Görüyorsunuz hiç karışmıyorum. Neden karışmıyorum acaba? Özel emir geldi. Patronum Zahit Bey, evet. Bizim patronumuz. Dedi ki her şeye karışıyorsun kardeşim, her şeye karışıyorsun. Bu kızcağız geliyor orada dedi, süs gibi durup gidiyor dedi. Böyle bir şey yok dedi. Bir daha dedi sirkeleri sen yapmayacaksın, Serap Hanım yapacak dedi. Teşekkür ben dedi ediyorum. Onun abisiyim, hamisiyim dedi. Bundan sonra evet, benim dedi. Sağ olsun. Emir demiri keser patronum dedi. Ben şöyle uzakta durayım, buyurun Serap Hanım. Allah razı olsun. Gel gel, gel gel, sensiz olur mu? Ha? Dayanamaz, dayanamaz. Dayanamaz. Şimdi bir küçük bir hata yapayım, dayanamaz. Bir çorba kaşığı da kaya tuzu koyuyorum. Kaya tuzumu da koydum. Üzerine de bir çay bardağı sirke koyuyorum. Evet, bu dışarının sirkesi de olur. Hiç fark etmez. Üzerine de şöyle güzelce suyunu ekliyorum. İşte bu kadar. Temizlik sirkesi. İnanılmaz güzel temizletiyor. Bir 20 gün sonra da bunu süzeceğim, alacağım. Oda sıcaklığında duruyor. Patates kabuğu da olabilir. Harika. Patates kabuğunun içinde de birazcık nişasta olduğu için patates kabuğu da olur. Patates kabuğu çok güzel olur. Soğan evet. Kabuğu olmaz. Kokar. Soğan kokan şeyler olmaz. Ama patates kabuğu yani da çok güzel olur. Yani hiçbir şey bulamıyorum. İşte limon kabuğu, portakal kabuğu, mandalina kabuğu üçü bile yeter. Atacağınız her şeyi sirke yapabilirsiniz. Hele meyvelerden çok güzel oluyor. Mesela avokadoyu soydunuz, avokadonun kabukları olabilir. Deneyin. Çok güzel olacak. Ama en güzel limon, portakal ve mandalinadan oluyor. Evet, üçünden çok güzel oluyor. Birazcık daha şöyle yapalım. Birazcık daha suyunu koyduk. Ağzını da güzelce bezle kapatıyoruz. Bezle. Yok, limonlar Feridun Bey'in ama siz evde limon kabuğu koyabilirsiniz. Biz burada ne çıktıysa. Mesela sabahleyin Feridun Bey portakal yemiş. Attım portakalın kabuğunu. Elma yemiş. Soyduklarımı hepsini attım. Tamam. Güzelce kapattım. Bir de çok önemli, üstüne sonra muhakkak tarih atmamız lazım. Yoksa onu unutmayınız. Bomba gibi patlar hanımlar. Eğer kapatırsanız kapağını böyle bom diye patlayabilir evde.
Gaz olur, evet. İçinde fermantasyon oluyor değil mi Feridun? Evet, fermantasyon evet, oluyor. Sen, doğru söyledim. Yalnız yeni bir şey deneyeceğiz evet, şimdi. Harika bunu bir da, şey. Bakın. Bunu da koyalım şimdi. Bakın şimdi. Sirkenin olduğunu nasıl anlayacaksınız? Bunu şimdi eldiven. Koyacağız. Sirke böyle şişip de böyle ayak kalktığı zaman, böyle dikildiği zaman tamam diyeceğiz. Oldu. Tamam, zamanı çok geldi diyeceğiz. Çok güzel fikir. Çok bunu güzel da, fikir. Bunu da Sudan buldu bize. Evet. Baba bunu göster dedi muhakkak. Dedi bakın böyle şişecek, sirke olduğu zaman şişecek. Evet. Şöyle o parmaklar zaman dolacak yani. Evet. Bir parmak oluşacak orada. Evet. Parmak oluştuğu zaman da sirkeniz oldu demektir. Ben de şuradan anlıyorum sirkenin olduğunu. Ne meyvesi koyarsam koyayım, onlar aşağı doğru çökmeye başlıyor. Su yukarı doğru çıkmaya başlıyor. O zaman sirke oluyor. Evet, benim de gözlemlediğim o oldu. Bir de bunu deneyelim mesela bakalım. Mesela burada yapmışız. Burada yapmışız. Bak. Ne sirkesi yapmışız? Yer elması sirkesi yapmışız. Kuşburnu. Daha yeni olmasına rağmen yer elmaları çökmüş hemen. Bakın evet. Kuşburnuları da çöküyor. Bakın birçoğu çöküyor, sallanınca çöküyor. İşte daha bu yeni olmaya başlamış. Üstünde de köpükler oluyor. Fermantasyonu olmuş. Evet, oluyor fermantasyon. Kalça ağrılarına iyi gelen sirkeymiş bu da. Bence buna koyalım. Eldivenimizi daha çabuk şişirecek. Öyle mi? Evet, çünkü bunda fermantasyon başlamış çok iyi hem de. Programın sonuna doğru şişer bu şimdi. Şimdi önümüzdeki günlerde gösterirsin. Tamam. O zaman ben kendim de bezimi kapatayım. Tamam. O bezi de ona kapatalım. Evet, temizlik sirkesi hanımlar. Vallahi bir de o kadar çok para veriyoruz ki. Gerçekten öyle. Hem kimyasal hem zarar veriyoruz kendimize, hem de dünya kadar para veriyoruz. Hiç gerek yok ya, bir karbonatla, bir sirkeyle bütün bir evi temizleyebilirsiniz. Sadece karbonat, sirke o kadar. Bulaşık makinesi de kullanın. Bu ayın kaçıydı kardeşler? 21-1-2019 temizlik sirkesi. Yıllar geçiyor. Boşa geçmiş seneler. Geçen günlere